devlet ait olmak üzere şeker fabrikası var. Bunların zarar ettiğine dair iddialarla tabii özelleştirme idaresi bu fabrikaları özelleştirme yoluna gidiyor. Esasında çalışan fabrikalar baz alındığında ki 4 tanesi çalışmıyor. Yeterli ham madde üretilmediğinden dolayı da finansızlıkla alakalı. Çalışan 21 fabrika 2016 yılında 60 milyon liraya kadarlık bir kar elde etmiştir. Bu sebeple özelleştirmeleri çok uygun görmüyoruz. Sadece ham madde şeker üretiminin planlamasıyla o fabrikaların biraz daha yönetimsel anlamda, idari anlamda verimli bir şekilde yönetilmesiyle bunların daha işlevli hale, milli tarımımızın da daha etkin bir şekilde yol alacağına inanıyoruz. Şeker faktörünün özelleştirilmesi ne? Esasında şeker faktörünün özelleştirilmesi şu anda hükümetin de açıkladığı 5 yıllık bir plan öngörüyorlar. Bu 5 yıldan sonra ne olacağı bilinmiyor. Cumhuriyet'in ekonomik temel taşlarını olan bu fabrikalar yüz binlerce çiftçiye, binlerce işçiye ekmek kokusu olmuştur, kedi kokusu olmuştur. Bunların özel sektöre geçtikten sonra ne olacağı belirsizdir. Üretilmesi zorunlu kılınmıştır şeker kanunuyla. Şimdi tabii firmaların, yabancı firmaların Mısır ithalatıyla özellikle, çünkü nişasta bazlı şeker Mısır'ın nişastasından enzimatik reaksiyonlarla Mısır şurubu elde edilmesiyle elde edilir. Maliyeti daha ucuzdur. Fonksiyonel anlamda kullanışılır ama ithal ürünler, ithal Mısır'dan elde edildiği için yerli sanayinin, yerli şekerin rekabetçisidir ve olumsuz bir anlamda rekabetçisidir. Buna yönelim de doğal olarak olacaktır. Ama devletin bunu planlayarak şeker pancarını öne çıkarması gerekir. Peki bu nişasta bazlı şekerin birçok zarar sorunu raporda da bahsediliyor. Ne gibi zararları var? Esasında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Ocak ayında kamuoyuna yansımayan bir rapor hazırladı. 12 bilim insanının oy birliğiyle hazırlandı bu. Geçenlerde de 13 Mart'ta da resmi rapor yayınlandı. İki rapor arasında oldukça önemli bilgi farklılıkları var. Bilim raporun açıklamasına göre NBŞ'ler kanseri tetikleyebilir. Diyabet 2 tipi şeker hastalığını tetikleyebilir. Çünkü NBŞ sıvı halde ve kırılımları da serbest moleküler halindedir. Halbuki bizim sofra şekeri, çay şekeri diye bildiğimiz beyaz şeker disakkarit halinde bağlı şekildedir. Bunun emilimi daha zor olmaktadır. Kana karışması daha zor olmaktadır. NBŞ'nin tam tersi daha rahat emildiği için topluk hissini geciktirmektedir. Açlık hissini geri getirmektedir. Karaciğerde bu emilimden kaynaklı yağlanmaya da yol açmaktadır. Bu ikinci raporda bunların çoğundan bahsedilmemektedir. İlk raporda ayrıca NBŞ kutularının azaltılmasından bahsedilmektedir ama ikinci raporda resmi denilen de kutular arttırılmasın denmektedir. Bu ikisi arasında çok önemli farklar vardır. Bu ikinci raporun maalesef NBŞ üreticilerinin raporları doğrultusunda hazırlandığını düşünmekteyiz. Peki siz gram mühendisleri olarak siz bu nişasta bazlı şeker için ne düşünüyorsunuz? Esasında Avrupa Birliği ülkelerinde de NBŞ'lerin belli kutuları vardır. Kimi ülkelerde yasaklanmıştır, kimi ülkelerde 1.5 ile %5 arasında kutular uygulamaktadır. Mesela Almanya'da 1.6'dır yüzde. NBŞ'ler tabii ki kullanılabilir. Kontrollü bir şekilde, uygun bir şekilde miktarları kontrol edildiğinde kullanılabilir ama bizim yerli, milli şeker pancarımız varken, çiftçilerimiz, fabrikalarımız varken bunlara daha çok yönelmek, devletin bu şekilde planlanmasını, yapmasını biz tavsiye ediyoruz. Ki böylece hem çiftçimiz kazanır, hem topraklarımız üretim halinde daha çok verimli şekilde değerlendirilir ve de ithalatımız azalmış olur. Mısır ithal edip de NBŞ üreteceğimize yerli şeker pancarımızı işleyip daha çok katkılar yaratmış oluruz. Mısır ithalatında bir geçerli bir sorun da var. Mısır'da evet esasında sadece yerli mısırdan üretilmiyor bu NBŞ. Yetmediği miktarlarda ithal ediliyor. Özellikle Mısır'da genetiği değiştirmiş organizmaların riskleri vardır. Bu riskler ithal Mısır'da kontrol edilemediği zamanlarda Mısır şurubuna kadar ilerler ve bizim tüketici olarak soframıza gelir. Mısır nişastasından elde edilen bu yüksek fruktozlu mısır şuruplarının, NBŞ'lerin GDO gibi bir riski de vardır. O yüzden biz
şeker pancarının desteklenmesini önemsiyoruz.